أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا مولانا محمد على الحق على مدد حياة إيماندandır Resul-i Ekrem buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için zamanın getirdiklerine değil, Resul-i Ekrem'in öğrettiklerine bakarak bir hayat nizamı kurmamız lazım. Ona göre hareket etmemiz lazım. Zamanın getirdiklerine bakarsak, geçmiş ümmetlere bakıldığında o peygamberlere karşı koyanların karşı koymasını hep haklı bulmamız lazım. Çünkü onlar da zamanın getirdiklerine uydular. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi kuru bir yerde gemiye binilir mi diyordu. Gemi yapıyorsunuz, gemiye bineceksiniz. Kuru toprak, su yok, deniz yok. Nerede yüzdüreceksiniz bunu diyordu. Çoğunluk böyle söylüyordu ve onlar da çoğunluğa uydular. Bugün hani dini bir emri söylediğimiz zaman herkes böyle yapıyor diye bir cevap var ya, genel cevap. Bu herkes böyle yapıyor eğer doğru bir cevap olsaydı, o zaman Nuh Aleyhisselam'ın tufanında helak olanların helak olmaması gerekirdi. Helak olmaması gerekir. Çünkü onlar da herkes ne yapıyorsa onu yaptılar. Hud Aleyhisselam'ın kavmi devlerdi, büyük insanlardı. Onlar da ne yaptılar? Büyüklüğüne güvendiler, böbürlendiler. Allah'a itaat etmeyiz dediler. Var mı bugün bu tipler? Bunlar da var. Bunlar da kuleler dikiyorlar gökyüzüne. Ne kadar büyük dikersek o kadar büyüğüz diyorlar. Halbuki bu kadar bir şeyler o devlerin yanında ama büyüklüğüyle böbürleniyorlar. Biz de onların binalarına baktığımız zaman vay ne zengin diyoruz mesela. Halbuki zenginlik değildi imrenilecek olan. Bunların Allah'a secdesi var mı? Allah'ın önünde secde ederler mi? Yok. Allah'ın din için bir şey yaparlar mı? Yok. O zaman böbürlenilecek bir şey yok. O yukarıya kadar ne kadar diktiyse o kadar ters taraftan aşağısı var onun. Çekeceği var onun yani. Sonra Salih Aleyhisselam'ın kavmi ne yaptılar? Herkes deveyle suyu paylaşmaya karşı. Deveyi keselim dediler, kestiler. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi dediler ki herkes tartıda hile yapıyor. Biz de yapalım. Yaptılar ve neticede hepsi helak oldular. Hepsi helak oldular. Peygamber'e tabi olanlar kimdi? Allah ve Resulü ne diyor ona bakanlardı. Herkesin ne yaptığına değil, Allah ve Resulü ne diyor ona bakanlardı. Onun için Resul-i Ekrem haya imandandır dediyse, hayaya bir önem göstermesi lazım Müslümanın. İsterse bütün dünya haya elbisesini üzerinden çıkartsın, mühim değil. Allah ve Resul ne dediyse biz oraya bakacağız. Oradan yol alacağız yani. Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Bu tabi önemli, mühim bir derstir. Bu dersi ibretle, dikkatle dinleyelim. Hayatımızı ona göre de tanzim edelim. İnşallah. Biz Nakşibendi Hakkani kolunun dervişlerinin özellikle de Sakarya müntesipleri diyelim. Bizim uslubumuz nedir? Bizim uslubumuz, biz meclislerimizde erkekle kadının arasını ayırırız. Erkekler ayrı yerde oturur, kadınlar ayrı yerde oturur. Kendi helalimiz olmayan kadınla mecbur kalmadıkça konuşmayız. Bu helalimiz olmayan kadın dediğimiz zaman komşunun hanımı da bunun içindedir. Sair helal olmayanlar da bunun içindedir. Güzel bir edep olarak, güzel bir ahlak olarak ne yaparız biz? Ha, girdiğimiz zaman meclise nasılsınız, iyi misiniz? Bunu söyleriz insanlara. Bunu söylerken de gözlerimiz aşağıda olur. Bir kadının yüzüne, gözüne bakarak konuşmak adetimiz değildir. Üslubumuz değildir. Erkek böyle yapıyorsa kadın hayli hayli buna dikkat edecektir yani. Bir kadınla konuşma mecburiyetinde kalma. Kalırsan gözlerini aşağı indir. Öyle konuş. Şimdi bunu söylediğimiz zaman, ha bunun yanında tabii dedik ya, bir meclise girdik, orada hanımlar var. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu edeptendir.
söylenir yüzlerine bakmadan. Veyahut da birileri bir meclise geldi, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz denir, edeptendir. Giderken güle güle denir, edeptendir. Ondan sonra kadınlar yerine oturur, erkekler kendi yerine oturur. O şekilde bir nizamımız vardır. Bunu söylediğimiz zaman tabii biraz önce sohbetin girişinde anlattığımız gibi bütün insanlar ne diyecek? Ya hocam bu zamanda da olur mu bu? Böyle bir zamanda böyle yapılabilir mi? Mümkün mü? Biz bunu eğer kendi bir prensibimiz olarak söylüyorsak, ha bunu itiraz etme hakkı vardır insanlarda. Biz bunu neye göre söylüyoruz peki? Nereden aldık bu ışığı? Nereden aldık bu ışığı? Biz bunu geçen yüzyıla yazılmış bir kitaptan almadık. Ya da 1000 sene önceki bir beşerin kitabından da almadık. Biz bunu kıyamete kadar hüküm sürecek olan kitaptan aldık. Kur'an-ı Kerim'den aldık. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Erkeklere de, kadınlara da. Nedir o? Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah, bismillah. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُلُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Bak çok hikmetli, çok ibretlidir bunlar. Mümin erkeklere söyle, gözlerini aşağı indirsinler. Erkeklere söyle. Ne zaman bu ayet? Peygamber zaman. Yani asr-ı saadet. Asr-ı saadet o vakit. Asr-ı saadette iniyor bu. Kim var? Kim var? Bütün peygamberlerin şahı var. Bütün fitneleri gören, kapılarına kilit vuran o kutlu peygamberin zamanında ayet böyle iniyor. Söyle mümin erkeklere gözlerini aşağı indirsinler. Sonra وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْلُبْنَا. Kadınlar baksın mı? Hayır, kadınlara da söyle ayrıyetten. Onlar da gözlerini aşağı indirsinler. Demek ki bu edep Allah Subhanahu ve Teala'dan. Biz buna önem gösteren kullarız inşallah. Ya da önem gösterme konusunda çaba gösteren kullarız diyelim. İnşallah. Bu emir, bu ahlak Allah tarafından isteniyor. Celle Celaluhu. Zamanın insanları ne diyorsa desinler. Mühim değil. Yerin göğün hakanı ne diyor biz ona bakacağız. Gözlerini indirsinler. Ayetin devamı ne diyor? وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Zinadan kendilerini korusunlar. Şimdi bu ikisini Rabbimiz yan yana getirmesinde müthiş bir hikmet var. Nedir o hikmet? Demek ki insanı harama bakış aslında götürüyor kötü noktalara. Gözünü aşağı indirmeyi beceremiyorsan harama bakmak seni alır sonra çok kötü yerlere kadar götürür, bataklıklara batırır. Allah Subhanahu ve Teala bu edebi ilk olarak bununla bize söylüyor. Yaghullu min absarihim. İndirin gözlerinizi aşağıya. İndirin. Bakmayın. Şimdi burada tabii ince bir hikmet daha var. Nedir o? Hocam dediniz şimdi, siz kadınlarla gerekmedikçe konuşma diyorsunuz. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yazmıyor. Kadınlarla konuşmayın diye bir ayet-i kerime yok. Ne var? Gözlerinizi aşağı indirin diye var. Burada işte Allah Subhanahu ve Teala'nın harika anlatım stili önümüze çıkıyor, dizaynı önümüze çıkıyor. Eğer denerseniz göreceksiniz ki gözlerinizi aşağı doğru indirdiğiniz zaman konuşma zaten uzamayacaktır. Uzamayacaktır. Uzun uzun mahremin olmayan bir kadınla konuşursan gözlerini aşağıda muhafaza edemeyeceksin. Allah Subhanahu ve Teala çok ince bir nizam ile bizi öğretiyor bunu. Gözünü aşağı indir. Konuş öyle. Ne kadar konuşacaksın? O da rahatsız olacak, sen de. Neyden rahatsız olacak? Bu insan haya ehli bir insan. Bununla gereksiz muhabbet edilmez diyecek. Bununla gereksiz bir kelam konuşulmaz diyecek. Haya ehli bir insan bu. Baksana benimle konuşurken bile yüzüme bakmıyor.
Yüzüme bakmıyor, mecbur kalmadıkça yani. Bu ayeti kerime bu ikisini de bize öğretiyor yani. Direkt Allahu Teala'dan, Subhanahu ve Teala. Kur'an-ı Kerim ne zamana kadar hükmü daim bakidir? Kıyamete kadar. Onun için kimse çıkıp da bizim önümüze 21. asırda böyle bir şey mi olur diyemez. Kur'an-ı Kerim 21. asra da, 22'sine de, 30'una da hükmeder. Hükmeder. Ona göre insanın hareket etmesi gerekir. Tabii şimdi hepimiz nefis sahibi insanlarız. Nefsimize tabi olduğumuz zaman ne diyor nefis? Bin bir türlü sebep sunuyor önümüze. Ya işte ben baktım da şundan dolayı baktım. Sohbet ettim de şundan dolayı ettim. Şu ihtiyaç vardı. Böyle bir sürü mazeretler. Bakarsın normalde bir tefekküre daldığın zaman bu kadar geniş tefekkürün olmaz. Ama bakıyorsun bu tip şeylerde 30 tane sebep çıkıyor birden. Mesela bir şey söyleyeyim. Bir kardeşin sana yanlış yaptığı zaman diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ona 70 tane mazeret bul. 70 tane. Bir mümin kardeşin sana yanlış bir harekette bulundu. Durup dururken sana sus sen konuşma dedi mesela. Ne oluyoruz ya? Sen konuşuyorsun da ben konuşmuyorum. Mesela. Değil mi? Veya sen oturma burada. Ben oturacağım. Nefsani bir hareket bu tamamen yani. Sana böyle bir şey söyledi. Buna 70 tane mazeret bul diyor. 70 tane. Tabii bu bizim gibi kullar için zor bayağı da. Ebu Derda Hazretleri gibi öyle üstün kullar. 70 tane mazeret bul. Ondan sonra hala onu affedemiyorsan bu sefer dön kalbine de ki kendi kendine. Ya kardeşin sana 70 tane mazeret sundu. Hala mı affetmiyorsun? Böyle söyle diyor kendine. Şimdi bir kardeşin sana yanlış yaptığı zaman bul bakalım mazeret kaç tane bulacaksın? Nefis izin verir mi ya? Nasıl bana sus der ya? Bana nasıl sus diyebilir? Halbuki ben ondan daha güzel konuşuyorum. Kendine bir sürü. Bulamaz mazeret. Bakacaksın o sıfır, o zaman o noktada akıl çok hızlı çalışmıyor. Ama Allah'ın istediği şeyler, gözünü aşağı indir, fazla konuşma. Bunların karşısına bakacaksın, nefis 30 tane buluyor sebep. Şeytan oradan geliyor, nefis buradan geliyor. Şeytan oradan geliyor, nefis buradan geliyor. Sen çok doğru yaptın. Çok doğru yaptın diyecek sana yani. Anlayacaksın ki bu hak tarafından değil. Hak tarafından değil. Ben düşünmeden mazeretler kendiliğinden geliyor. O zaman bu nefs ve şeytan tarafından diziliyor. Onun için biz asla bakmamız lazım. Rab ne dedi? Gözünü yere indir dedi. Bunun mazereti olmaz. Kendini kandırma Mustafa Hoca diyeceksin yani. Kandırma kendini. Allah yere indir diyorsa yere çakacaksın gözlerini. Bu kadar. Ötesine mahal vermeyeceksin. Sonra bu ayetin muhatabı olur insan. Estaizu billahi bismillah. Efemen zuyyina lehu su'u amelihi fera'ahu hasana. O insan gibi mi ki diyor Allah subhanehu ve teala yapar kötü işi de kendine güzel gösterir. Güzel zanneder onu. Ne iş yaptın? Gözlerini yerden kaldırdın. Allah yere indir diyor. Kaldırdım ama orada benim çok önemli özel şeylerim, niyetlerim var. Mazeretlerim var diye kendini kandırdığın zaman yaptığı kötü işi iyi gören kişi gibi olursun. Ayetin muhatabı yani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor Allah subhanahu ve teala bu ayetleri. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِمَ Sen geliyorlar, sen onlara en güzelini anlatıyorsun, en güzelini öğretiyorsun. Onlar kendi kendilerine bunların tersini yaparken bir de bunun için kendilerinin iyi yaptığını düşünüyorlar, kendilerine mazeret buluyorlar. Nefislerini dinliyorlar. Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete getirir. Onun için sen kendini heba etme diyor Resul-i Ekrem'e Allah subhanahu aleyhi ve sellem. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ Onların bu yaptıklarından dolayı hüsrana düşme. Sen yaptın ya. Allah sana gönderdi. İletmen gereken bilgileri sen de bunların hepsini insanlara anlattın, öğrettin.
Bundan sonra ne yapacaksın? Dinleyene bereket, dinlemeyen kendi bilir. Allah'ın emri böyledir. Celle Celaluhu. Biz insanız, beşeriz, şaşarız. Bizim şerefimiz şeytan tarafından kandırılmakla, yere düşmekle, yerde kalmakla değil. Biz bundan dolayı düşük sayılmayız. Biz bundan dolayı eksik sayılmayız. Bizim şerefimiz şeytan bizi yere düşürdükten sonra tövbeyle göklere sıçrayabilmektir. Biz hatamızı görmekle şerefliyiz, hatamızı düzeltme yoluna düşmekle şerefliyiz. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Şeytan, nefs insanı kandırır. Kandırıyor da zaten. Mesele nedir? Cepheyi bırakmamaktır. Muharebeden vazgeçmemektir. Beni burada kandırdın mı? Ha ben kimi geliyorum göstereceğim. Demeli Müslümanın işi bu olmalı yani. Ben şimdi mürşidimden doğruyu öğrendim. Şimdi görüşeceğiz. Bakalım sen mi yamansın ben mi yamanım? Diyecek. Onun için işte önemli olan nedir? Önemli olan bir öğretici, bir rehberin eli altında olmaktır. İkincisi onun sözüyle arana nefsini koymamaktır. O ne diyorsa benim için diyor. Benim için söylüyor. Benim iyiliğim için söylüyor. Ben Allah'a daha yakın olayım diye söylüyor. Şeytanımı yere sereyim, nefsimi eğiteyim diye söylüyor. Diyebilecek, öyle yürüyeceksin. Yoksa mürşidini tartmaya başlarsa insan kibirlenmiş olur. Kendisiyle onu aynı koltuğa oturtmuş olur. Ondan sonra da ondan hiçbir şey alamaz. Hiçbir şey alamaz. Mevlana Saadettin Kaşgari Hazretleri cennet nedir diye sormuşlar kendisine. Cennet nedir? Allah ehliyle beraber olmaktır. Böyle tabir etmiş. Çünkü Allah ehliyle beraber olmak Allah'la beraber olmaktır. Sübhane ve Teala. Bana gelip de sormayın diyor. Zikir mi faziletli, Kur'an-ı Kerim mi faziletli? Böyle soruların peşine düşmeyin. Hangisinde Allah'laysanız o faziletlidir. Bak kalbine. Bak. Genelde bunu çok soruyorlar. Oraya mı tabi olayım, buraya mı tabi olayım? Oraya da gittim, buraya gittim. Şuraya. Ne diyoruz? Kardeşim kalbine bak. Bak kalbine ya. Hangi mecliste huzur buluyorsan, hangi mecliste Allah'la oluyorsan orada devam et. Orada devam et. İşin özü, işin aslı budur. Mesele Allah'la beraber olmaktır. Celle Celaluhu. Subhanehu ve Teala. Alaaddin-i Abizi Hazretleri yanlış hatırlamıyorsam. Hicaz'da sakin olurmuş bu. Mevlana Sadık Kaşgari'nin dervişlerinden bu. Orada Şeyh Abdülkebir diye birisi vardı diyor orada. Oranın şeyhlerinden mübarek bir zat. Geldi bir gün sordu. Dedi ki bana adalet nedir? Adalet nedir diye bana sordu. Ben de dedim ki adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Mesela zikir, zikrin yeri kalptir. Kalbe zikirden başka bir şeyi koydun mu adaletsiz olursun, zalim olursun diye açıklama yaptım. Peki zikir nedir diye sordu bana. Zikir nedir? Zikir Allah'ı zikretmektir diye ben ona söyledim. O ibadettir demiş. O ibadettir. Zikir nedir? Zikir bir hatırlama manasında, unutmama manasında taşıyor içerisinde. Zikir, siz söyleyin, sizden duyalım demiş Şeyh Abdülkebir Efendi'ye. Zikir, Allah'ı hakkıyla tanımayacağını, tanıyamayacağını bilmektir. Budur zikir. Bunu unutma. Bu yolda. Şimdi bizler de bu yola çıktığımız zaman dedik ya nefsi bir kenara koymamız gerekiyor. Ama maalesef bunda çokları şaşırıyorlar yani. Hele hele sorumlu birilerini bile koysan onlar bile şaşırıyor. Bakıyorsun yani mürid olmaktan çok şeyh olmak sevdasında herkes. Çırak olmaktan çok usta olmak sevdasında. Ama her şeyin bir yolu var ya. Gün geçtikçe hiç olduğunu bilmektir işimiz. Gün geçtikçe ne kadar cahil olduğunu anlamaktır. Gün geçtikçe kendini büyütmek değil,
Rabbinin büyüklüğünü idrak etmektir. Bizim yolumuzun aslı yani. Ama giriyoruz yola, ben bir şeyim, ben şöyleyim, ben böyleyim hastalığına kapılıyoruz. Sonra nefisler büyüyor. Ama biz bu yola nefsi büyütmek için değil, ruhu büyütmek için çıktık. Bu yol bize, bu yol bile bizi kandırıyor yani. Baksana, bu yolda bile nefsimizin eline düşebiliyoruz yani. Neden? Mürşidin önünde edeple durmadık diye bu hal bize gelir. Mürşidin önünde edeple durmadık diye gelir. Onunla kendini aynı koltuğa oturtursan ondan nasip alamazsın. Bu hale getirir nefs ve şeytan insanı yani. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Biz bu hastalığa düşmeyelim inşallah. Düşmeyelim. Ne yapalım? Allah'ın emri önümüze geldiği zaman ona boyun eğelim. Nefs ne kadar ondan dışarıya çıkmak için mazeretler sunsa da onu dinlemeyelim. Dinlemeyelim ki bu ayetin muhatabı olmayalım. İnşallah. Üslubumuz, ahlakımız bu olsun. Harama bakmayalım. Harama bakmaya başlarsa insan önce der ki kendi kendine, ya yüze bak, bak helaldir arkadaş. Böyle kendini kandırır. Tamam mı? E sonra yola çıktım. Ya ne yapayım şimdi, bakmadan da gidilmiyor. Böyle böyle alır başını gider. Alır başını gider. Her harama bakış senden bir şey çalar. Kalbinden bir şey çalar. İdrakını kapatır insanın yani. Allah muhafaza buyursun. Onun için dikkat etmek gerekir. Dikkat etmek gerekir. Çok bildim diyenler, hani şu mealci grupları var ya, bu ayeti hiç okumazlar. Otururlar kadın spikerlerle 2 saat 3 saat söyleşi yaparlar. Hani yagullu min absarihim, gözlerini aşağı indir diyor ayet. İndiriyor musun? Mealcisin sen ya. Yoksa bu ayet size inmedi mi? Ya da bu ayete yine başka manalar mı veriyorsunuz kafanıza göre? Öyle işler de çok yapıyorlar ya. İlmiyle böbürlenmek de iş değildir. Böbürlenmek iş değildir zaten. Ne ikram ettiyse hak bize güzel olan, hepsi hak tarafından. Sadece bizim işimiz nedir? Şükretmektir. Hamd etmektir. Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri buyuruyorlar ki, ilmiyle böbürlenen bir sürü insan vardır. İlimde türlü türlü tehlikelisi var, doğrusu var, iyisi var, güzeli var. Herkesin öğreneceği var, herkese söylenmeyecek de var. Söylenmeyecek de var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de bir ilim vardı. Ona hastı, başkasına söylemeye izin yok. Başkası onu taşıyamaz çünkü. Nasıl diyor, hani bir takım zehirler vardır. Onu iyi muhafaza etmek gerekir. Tehlikeli ilim. Yerinde kullandın mı fayda var. Yersiz kullandın mı fesada götürür çoğu şeyleri yani. Bu tarz, bu tip ilimler de var. Yerinde kullanılır, herkese söylenmez yani. Evliya, türlü türlü, ilim, türlü türlü. Birisi var, sesi her yere ulaşır. Birisi var, sesi bir yerde kalır, öteki tarafa çıkmaz. Aynı radyo frekansları gibidir diyor. Bir radyo var genel, bütün dünyaya ulaşıyor. Bir yerde bir radyo var yerel, sadece buraya ulaşıyor. Böyle nuraniyet, ruhaniyeti, çeşit çeşit evliyayı kiram vardır. İnsan nefsinin terbiyesine girmedikten sonra ilim öğrenmek gibi bir faziletle bile çoğu kez kendini kandırabilir. Şeyh Efendi Hazretleri diyor ki, ilim öğrendim diye kendini bir şey sananlara söyleyin bakalım. Allah Subhanahu ve Teala Nem suresinde Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken Hazreti Belkıs annemizin tahtını getirecek kişinin kim olduğunu anlatıyor ayet-i kerimede. Süleyman Aleyhisselam oturduğu zaman tahtına, Belkıs'ın tahtını bana kim getirecek diye sorduğu zaman gruba, oradan ifritin bir tanesi çıktı. Dedi ki, mahkemeniz bitmeden, bu toplantınız bitmeden ben getiririm. Yani takriben sabah namazından sonra oluyor konuşma, öğlene kadar getiririm dedi. قَالَ اِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِّ اَنْ اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكِ. Cinlerden ifrit dedi ki diyor ayet-i kerimede, siz yerinizden kalkmadan ben onu buraya getiririm. Hazreti Süleyman da oturduğu zaman tahtına öğlen kalkarmış mübarek. Uzun geldi, beğenmedi. Öğleye kadar çok zaman. Sonra
قَالَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ Kitap ilminin kendine verilmiş olduğu bir zat. O dedi ki, اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكُ Gözünüz hareket etmeden ben onu buraya getiririm. Gözünüz hareket etmeden ben onu buraya getiririm. Şimdi kitap ilmi sahibiyiz diyenlere söylüyor Şeyh Efendi. Var mı sizde böyle bir kuvvet? İlminizde böbürleniyorsunuz ya diyor hadi. Ben biliyorum. Bakıyorsun şimdi böyle. Benim bunun 3 katı kütüphanem var. Öyle şu. Hepsini okudum. Hepsini okudum. Var mı kitap ilmi sende? Var. O zaman bize bir taht getir bakalım. Taht şimdi pek yok da. Bize bir tane araba getir. Bize şimdi araba lazım ya. Bize bir tane araba getir bakalım. Hadi bakalım. Var mı öyle bir kuvvetin? Yok. Yok. Bizim bildiğimiz nedir ki? İmam Ebu Yusuf Hazretlerine gelmiş bir tanesi. Bir kendini bilmez. Bu kendini bilmez de kötü, bilmezlik de kötü iştir. İmam Ebu Yusuf yine mübarek şeyi yapmış. Gülmüş geçmiş cevabını verip de evliya-i kiramın önünde bazı kendini bilmezler olur. Allah muhafaza. Yani canından bile olurlar yaptığı edepsizlikle. Şeyh Abdülkebir Hazretleri'nin huzurunda oturuyorduk diyor. Geldi bir edepsizin bir tanesi. Boş boş konuşuyor. Boş boş konuşuyor. Bana dedi ki şunun elinden kurtar beni. Tamam al şunu dedi diyor. O da dedi ki diyor o edepsiz. Niye böyle şey söylüyorsunuz? Ben size ızdırap mı ediyorum falan filan derken birden sesi kesildi yere yıkıldı diyor adam. Ertesi gün sabah namazında duyduk ki ölmüş cenazesi yıkandı namazını kıldılar. İçimden geçti diyor. Alaaddin Abizi Hazretleri diyor ki içimden geçti. Yahu işte ölmesi de gerek miydi yani gibisinden böyle içinden geçirmiş. Şeyh Abdülkebir'e demiş ki duvarda bir kılıç var. İki tarafı da kesiyor. Birisi alıp onu duvardan üzerine göğsünü dayayıp durduysa kılıcın ne suçu var? Kılıcın içi kesmek arkadaş. Netice işte İmam Ebu Yusuf Hazretlerine geldi adam bir soru sordu. Dedi ki İmam Ebu Yusuf Hazretleri bak mezhebin ikinci imamı oranın da Şeyhül İslam'ı. Bilmiyorum dedi. Sorunun cevabını bilmiyorum. Adam ne desin? Cahil işte. Bir de hazineden para alıyorsun dedi. Niye bilmiyorsun? Ne dedi mübarek? Hemen. İmam Ebu Yusuf çok hızlı cevap veren bir adamdı. Tabii imamı, İmam-ı Azam Ebu Hanife. Normal yani. Dedi ki biz hazineden bildiklerimiz için para alıyoruz. Bilmediklerimiz için alsak hazinede para kalmaz dedi. Biz sadece bildiğimiz yani, şeyler için alıyoruz. Bak bu da yine mütevazi bir cevaptır. Cahil olduğunu anlamalı. Allah'ın ilmi katında yani. Ne kadar az olduğunu ilmini anlamalı. Yine bir sohbet meclisinde alimin biri ilmin faziletini anlatırken böbürlenirmiş çok. İlmiyle yani. Sonra dervişin birisi onun meclisine girmiş. Sohbetini dinliyor. Tabii derviş olan insan, kalp ehli olan insan hali farklıdır. Onun için Mevlana Sadık Kaşgari Hazretleri diyor ki nasıl dünya ehlinin hallerini ahiret ehli duyduğu zaman tiskinir. Adam mesela ne yapmış? Gece gitmiş, içmiş. Şöyle yapmış, böyle yapmış. İbadetkar olan kullar, cenneti arayan kullar, cennete girmek için ibadet yapan kullar bunlardan nasıl tiskinirse diyor. Allah'a kalbini vermiş kullar da cennet için ibadet yapanlardan tiskinir diyor. Bizim yolumuzda cennetin köşkü için, sarayı için ibadet yapmak yoktur. Biz sırf Allah'la olmak için çalışırız. Başka bir gayemiz yoktur diyor. Mübarek. İşte ilim ehli öyle çıkmış yola, ilim sahibi ama böbürleniyor durmadan ilmiyle yani. Dervişin biri de oturmuş tabii. Derviş kalp ehli insan olduğu için sohbetin içerisinde nefsani kelimeler söylendiği zaman Mevlana Cadrumi Hazretleri'nin buyurduğu gibi bir insan konuştuğu zaman kibir ve riya soğan gibi kokar diyor. Nasıl soğan yedim hemen kokusu gelir ya ağzına. Mana ehli de sohbet eden, konuşan insanın kibirle riya yapmak için konuştuğunu böyle alır kokusunu yani. Bu manevi kokuyu alır. Derviş de oturdu oradan dinliyor ilmiyle böbürlenen alimi. Tabii şey yaptı, kokular geliyor. Ondan sonra neyse sohbetin bitmesine kadar şey yaptı. Sabretti.
geldi alimin yanına. Dedi ki, hocam dedi, ya çok güzel anlattınız da benim kafam çok çalışmıyor dedi. Bu Allah'ın ilmini anlattınız ya, halbuki kendinizin çok büyük alim olduğunu anlatmaya çalışmıştınız ama Allah'ın ilmini anlattınız ya, bana bunu böyle bir örnekle, bir şemayla gösterebilir misin? Hay hay dedi alim, koydu bir tane şey diyor. Kağıdı koydu oraya. Mesela Allah'ın ilmini nasıl anlayabilirim? Anlatın bana. Böyle kağıdın her tarafını saracak kadar bir yuvarlak çizmiş. Oo hocam çok iyi anlattınız demiş. Gerçekten şimdi kafama oturdu, kalbime oturdu yani. Yani Allah'ın ilmi her yeri kuşatıyor, öyle mi? Evet. Tamam. Peki diyor, Resul-i Ekrem'in ilmi burada ne kadar? Ne kadar onun ilmi? Almış kalemi alim, o koskoca dairenin içerisine bir tane nokta koymuş. İşte demiş, bu da Resul-i Ekrem'in ilmidir. Hocam demiş, harika anlattınız. Gerçekten müthiş kalbe yatırdınız bu konuyu. Hocam bir soru daha sorayım mı? Sor tabii demiş. Zaten övüyor ya hocayı. Sen sor sabaha kadar. Hocam demiş, sizin ilminiz ne kadar? Onu bana bir de anlat. Eyvah. Yer kalmadı. Noktanın içinde noktanın noktasını. Derviş cevabı almamış tabii. Sormuş soruyu, kalkmış gitmiş anlasın diye. Yani noktanın içinde noktanın noktasısın sen. Hiç yani sahip olduğun ilim. İmam Ebu Yusuf gibi bilmediklerimizi için para alsaydık hazinede para kalmaz. Yani bilmediklerimiz bildiklerimiz yanında kat kat. Kat kat. Onun için işte Abdülkebir Hazretleri ne diyor? Zikir nedir zikir? Allah'ı tanıyamayacağını hakkıyla bilmektir. Biz Rabbimizi Celle Celaluhu onun bize ikram ettiği, lütfettiği kadar bilebilir, tanıyabiliriz. Ve o tanımanın devamında da yine onun bize verdiği tevfik kadar ne yaparız? İbadet ederiz, kulluk yaparız. İnşallah. Kalbimizi Allah ehline verelim, Allah ehliyle olalım ki şeytan ve nefsin oyunlarını hem görelim hem bozalım. Hem bozalım. Yoksa efemen zuyyine lehu su'ame. Çoğu insan, çoğu kez biz de yani bu hastalığa düşüyoruz. Yanlışı yapıyoruz, ona mazeret buluyoruz. Onu iyi biliyoruz. İyi yaptık sanıyoruz yani. Ama değil. Değil. Derviş oluyor insan. Bakıyorsun, evlen diyorsun arkadaşa. Buldum bir kız hocam. Aferin sana. Aferin. Nasıl? Kapalı mı? Yok. Ne yapacaksın? Kapatacaksın mı? Yok. Arkadaş, senelerdir sohbete geliyorsun. Bunu mu öğrendin bizden sen? Ama diyor, kalbi çok güzel. Kalbi çok güzel. Kalbi çok güzelse Allah'ın emrine niye uymuyor? Öyle değil mi? Allah'ın emrine uyana gel. Uyana gitsen. Bunun gibi nice nice şeyler yani. Sohbette dinliyoruz, işimize geleni hop diye alıyoruz. İşimize gelmeyene mazeret uyduruyoruz. Bunların hepsi bu ayetin altına girer yani. Onun için ne yapalım biz? En azından nefsimize önce şunu söyleyelim. Bunu yapmak bana zor olsa da doğru olan budur. Önce böyle söyleyelim. Sohbeti dinledik, zor geldi. Oluyor yani bu. Hepimiz oluyor. Zor geldi. Bu doğrudur. Şeyhimin söylediği doğrudur. Zor gelebilir bana ama inşallah yapacağım. Bugün değilse yarın yapacağım. Ama niyet ettim yani. Yapacağım. İnşallah. Eğer bu niyetlerle yürürsek biliyor musunuz? Deviremeyeceğimiz daha yoktur. Ama havluyu baştan atarsan, ümitsiz yola çıkarsan, gidebileceğin bir nokta, hedef de yoktur. Hak yoluna çık, yardımcın Allah'tır bil. Ondan sonra ne yolun uzunluğuna bak ne bir şey. Allah'la beraberken her şey güzel. Her şey güzel. İnşallah. Allah Subhanahu ve Teala Allah ehlinden ayırmasın bizi. Kendi ehlinden ayırmasın bizi. Vaaz-ı nasihati nefsini şeytanı bir kenarıya çekip dinleyebilecek kuvvet versin. Tevfik versin bize. Celle Celaluhu. Bilmediğimiz çok şey var. Öğrenmeyi nasip eylesin Mevlamız.
Öğrendiğimizde amel etmeyi nasip eylesin. Ama öğrendik diye 2-3 kitap okuduk diye bilmeyene böbürlenmekten de Allah bizi muhafaza eylesin. Celle Celaluhu. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.